Kasnaklar, kasnakları bağlanma şekillerine göre aynı yönlü ve zıt yönlü olmak üzere ikiye ayıracağız. Eğer ki kasnaklarımız düz bağlanmışsa bunlar bizim için aynı yönlü kasnakları verecek. Ters bağlanmış kasnakların ise zıt yönlü döndüklerini söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar kasnakların tur sayısını belirlerken bir kasnağın tur sayısı yarı çapı ile ters orantılıdır. Yani n1 çarpı r1 eşittir n2 çarpı r 2 verecektir diyebiliyoruz. Buradaki n dediğimiz değerler bize tur sayılarını, r dediğimiz değerler ise yarıçapları verecektir. Kasnakların üzerindeki kayışların üzerinde herhangi bir nokta seçecek olursam, k ve l noktalarının çizgisel hızları iki kasnak içinde aynı değerdedir diyebilirim. Çünkü Buradaki kayış her noktada eşit hızla dönmek zorunda. Yani kanun ve L'nin çizgisel hızları birbirine eşit. Açısal hız dediğimiz değer ise birim sürede taranan açı miktarıydı. O zaman açı miktarımız da, tur sayımıza doğru orantılıysa yarı çap küçüldükçe tur sayımız artıyordu. O zaman yarı çapı küçük olan kasnağımızın tur sayısı daha büyük olduğu için açısal hızının da tur sayısından dolayı daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Eş merkezli kasnaklar Yarı çapları ne olursa olsun bu kasnaklarda dönme yönleri ve tur sayıları mutlaka birbirine eşit olmak zorunda. Ve bu kasnakların tur sayıları eşit olduğu için açısal hızları birbirine eşittir. Çizgisel hızı yazarken çizgisel hız açısal hız çarpı yarı çaptı. O zaman buradaki K ve L noktalarının çizgisel hızları için merkeze olan uzaklık arttıkça yani yarı çap büyüdükçe çizgisel hızında büyüdüğünü söyleyebiliriz. Yani L noktasının çizgisel hızı K noktasının çizgisel hızından ...daha büyük olmak zorunda. Şekildeki sistemde K kasnağı artı yönde 6 tur döndürülüyor. Buna göre R kasnağı hangi yönde kaç tur döner diye sorulmuş. Öncelikle kasnaklarımızın dönme yönünü belirleyelim. Eş merkezli kasnaklarımız aynı yönde dönüyordu. K pozitif yönde dönüyorsa L de pozitif yönde dönecek. L ile M kasnağımız düz bağlı olduğuna göre... ...M'nin de pozitif yönde döndüğünü söyleyebiliriz. M ve N eş merkezli oldukları için ikisi de aynı yönde yani pozitif yönde dönecek. Ters bağlı olan N ile P kasnakları ise M eğer pozitif yönde dönüyorsa P'nin artık negatif yönde dönmesi lazım. Ve ona eş merkezli olan R kasnağımız da negatif yönde dönecektir diyebiliriz. Peki kasnaklarımızın tur sayısını belirlerken yarıçaplarla ters orantılı olduğunu söylemiştik. K kasnağı 6 tur dönüyorsa onunla eş merkezli olan L kasnağımızda 6 tur dönecek. L'nin yarıçapı çarpı tur sayısı eşittir bağlı olduğu m'nin yarı çapı çarpı tur sayısıdır diyebiliyorum. Buradan m'nin tur sayısını artık 3 tur olarak bulduk. m kasnağımız 3 tur atarsa n kasnağımızın da 3 tur atması gerekiyor. n'nin tur sayısı çarpı yarı çapı eşittir aynı şekilde bağlı olduğu p kasnağı p kasnağının tur sayısı çarpı yarı çapıdır diyebiliyorum. Buradan P'nin atması gereken tur sayısı için artık 1 tur kadardır diyebiliyorum. P ile R eş merkezli olduğu için R kasnağımızın da tur sayısının bir tur kadar olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani negatif yönde bir tur atacağız.